her yüzlü hizmet, dürüst, hesaplı alışveriş. Reis Süpermarket, kalite ve uygun fiyatıyla Kaymaklı, Dereboyu, Göçmenköy ve Hamitköy olmak üzere 4 şubesiyle halkımızın hizmetinde. Aradığınız her şeyin en tazesi, en kalitelisi ve en uygun fiyatlısı Reis Süpermarketler'de. Reis Süpermarket, dürüst satıcı. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 9 Eylül Çarşamba ve bir kez daha sabah kahvesinde günün ilk merhabasını gönderiyoruz Kanal Sim izleyenlerine ve Sim Radyo dinleyenlerine. Efendim herkese günaydın. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün gittiği her yere, dünyanın her yerine, Kıbrıs'ın, adanın her tarafına enişten dileklerimizi gönderelim. 2,5 gündür toz bulutu altında yaşıyor Kıbrıs Adası ve adeta gökten yağmur değil çöl kumu yağıyor. Ortalıklar kırmızıya, sarıya boyandı ve özellikle hastaların, ciğer sorunu çekenlerin ve kronik hastalıklar olanların hayati tehlikesi bile olabiliyor. Aman dikkat edelim, bugün de toz bulutunun adayı terk etmeyeceği söyleniyor. Uydudan çekilen görüntüler de durumun vahametini ortaya koyuyor. Gerçekten de çok geniş bir alana yayılmış durumda ve yer yerde çok yoğunlaştığı anlaşılıyor. O görüntülerden ciddi bir yağışla karşılaşması durumunda belki tamamen temizlenecek ama esinti de yok bugünlerde fazla. O yüzden toz bulutu fazlaca ülkemizde kaldı. Umarız ki böylesiyle kalır ve gelen toz bulutu çeşitli mikroplar ve hastalıklar da taşımaz. Çünkü bu tür riskler var. Hem insanlara, hem hayvanlara, hem de bitkilere dönük olarak böyle bir tehdit var. Kuşkusuz gelen toprakla birlikte. Efendim ülke gündeminde ne var ne yok? Kuşkusuz bir numaralı gündem maddesi. Ne Kıbrıs sorunu ne başka bir şey. Toz bulutu. Toz bulutundan sonra ne geliyor diye bakacak olursak Türkiye'deki terör olayları, Türkiye'de yaşanan iç savaş ve Türkiye'nin nereye gideceğinin belirsizliği kuşkusuz Kıbrıs'tan da çok ciddi bir kaygıyla izleniyor. Quo Vadis, yani nereye gidiyor Türkiye sorusu herkesin gündeminde. Türkiye istikrarı tekrardan ne zaman yakalar? Oradaki kan, oluk oluk akan kan, ölen insanlar ne zaman buna bir son verilir? Son verilebilir mi? Yoksa Türkiye artık ucu açık bir maceraya mı sürüklendi siyasi hırslar yüzünden? Bunun yanıtı açıkçası bilinmiyor. İpler elden kaçtı. Kaçtıktan sonra da o ipleri yeniden yakalamak çok kolay değil. Şimdi belki de yapılan bütün planlamalar, simülasyonlar tersine sonuçlar verecek ve arada olan onlarca, yüzlerce insanın canına mal olmuş olacak. Kıbrıs'ta ise bir taraftan müzakere süreciyle ilgili gelişmeler takip edilirken bir taraftan dövizin yakıp yıktığı sektörler, dövizin ezim ezim ettiği dar ve sabit gelirlilerin hali ve Ulusal Birlik Partisi kurultayı da dahil olmak üzere çeşitli iç konular var. Bunların tümüne gazeteler her gün olduğu gibi bugün de geniş yer verdiler. Hem haberlerin satır aralarını okumaya çalışacağız, günün ilk yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Spor gündemine, ekonomiye ve dünyaya da bakacağız. Türkiye basını ve İngiliz basınına da bakacağız yayın akışımız içinde ve ardından da Radyo Gazetesi başlayacak. Evet, ve Radyo Gazetesi'nde
Ulusal Birlik Partisi kurultayı olacak günden bugün. Ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Nazmi Çavuşoğlu konuğumuz olacak bugün saat 9'dan itibaren Radyo Gazetesi'nde. Bakalım nedir projeleri, adayların zaman zaman ağırlamaya çalışacağız. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylarının stüdyomuzda birbirlerinden farklı projeleri nelerdir, neyi değiştirmek için adaydırlar, bunu öğrenmeye çalışacağız. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nde tartışma büyüyor. Genel Başkan adayları birbirlerine dönük eleştiriler. Daha doğrusu bütün adaylar şimdiki Genel Başkan Özgür Gün'e karşı hem yönetim şekli hem de üye yazımıyla ilgili eleştirilerini yükseltiyorlar. Son olarak Mavusay İlçe Başkanı Resmiye Can Altay'ın da sert bir mektup göndererek "Nedir yaptığın ah Hüseyin, nedir bu üyelikler?" şeklinde itirazda bulunduğu haberleri var. Birazdan gazetelerde onun da detaylarına bakacağız. Ama doğrusu vatandaşın gündeminde Ulusal Birlik Partisi'nin çok da fazla yer almadığını görüyoruz. İnsanların gündeminde daha çok ekonomik kriz ve olası bir çözümde malımı mülkümü kaybeder miyim, mağdur olur muyum sorular var. Ve Türkiye ne olacak sorular var. Bunların ön plana geçtiğini görüyoruz gündemde. Evet, dinleyeceğiz tabii ki toplum için ne gibi projeleri var. Yani toplumun çıkarına olacak ne gibi projeleri var. Dinlemek isteriz. Zaten bu olmadığı sürece de kimsenin Ulusal Birlik Partisi kurultayla ilgileneceği yok. Açıkçası ekonomi ortadayken ya da bunun dışında Kıbrıs sorunu gibi önemli bir süreçten geçilirken, Kıbrıs sorununu konuşurken insanlar mülkiyet başlığıyla konuşuyor daha fazla. Evet, Kıbrıs sorununu. Bu konuda da yönlendirmeler olduğu için de aslında daha fazla mülkiyet konusu konuşuluyor. Çünkü ortada bir kayıp yok mülkiyetle ilgili. Onun dışında da ne var? Başkan olmaları halinde yapabilecekleri, toplum için ne var yapabilecekleri, bunları konuşmaya çalışacağız saat 9'dan itibaren. Evet, bak bilim insanları ne bulmuş? Ne bulmuş? Beynin sigara tiryakiliği ile bağlantılı kısmını bulmuşlar. Neymiş? Yani öyle bir şey göynüksüz konuştun ki yani biz çok bilimden içli dışlı değildik, dolayısıyla bilim insanları böyle bir şey bulsa da ne olur der gibi söyledin. Felç sonucu beynin iç kısmındaki insular korteks bölgesi zarar görenlerin sigarayı daha kolay bıraktığını tespit eden uzmanlar, beynin belirli bir bölgesinin sigara tiryakiliğinde itici güç olduğu sonucuna vardı. Felç hastaları incelenmiş ve beynin bu bölgesini hedef almanın tiryakilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu verilerden sonra da beyinden başlayarak sigara tiryakiliğinin önüne geçmeye çalışıyorlar. BBC'nin haberi böyle. Sigarayı bırakmaya niyeti olan varsa duyurulur. Evet, tamam. Öyle bir niyeti olanlar tabii ki sevinmiştir. Her yani ben de seni çok sevineceğim diye okudum bu haberi ama. Sevinmedim. Evet. Sevinmedim ama kötü mesaj vermeyelim tabii. Dolayısıyla bence kapatalım. Evet. Hiç kimse sigara içmesin. Sigara sağlığa zararlıdır. Doğrudur. Ben bırakırken hiç böyle yok. Hiç böyle bilim insanlarından destek almadıydım. Dolayısıyla bizim zamanımızda biz sigarayı bırakırken bu verilere ulaşılmadıydı. Acaba derim ki bilim insanlarından önde mi gidiyoruz biz Kıbrıslı Türkler olarak da? Onlar bulmadan bazı şeyleri biz yapabiliyoruz. Peki, başlayalım manşet turumuza. Başla, yani sigarayı bırakma konusu aşmadı seni anladığım kadar inan. Evet, buyur daha iç açıcı bir konu aç. Bulalım varsa eğer iç açıcı bir şey. Var var. Var mı? Yeni düzenle başlayalım. Çok var. Kapsama alanı parazitli. Mobil telefonların adanın bütününde kullanılması için yakın çalışma sürüyor ama henüz birleşme için net tarih belli değil. Kıbrıs'ta Türkiye yasta başlığını görüyoruz. Türkiye'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor.
Henüz Hakkari'de şehit düşen 16 askerin acısı yaşanırken dün de Iğdır ve Tunceli'de gerçekleşen saldırılarda 14 polis şehit oldu. Türkiye Kan Gölü Havadis gazetesinin manşeti. Evet, Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamaları da var. Kurultay'da oy kullanacak üye listesinin şaibeli olduğunu Genel Başkan Özgür Gün'ün TÜSÜ kendi çıkarına kullanmakla suçlamış. Detayları öğreneceğiz. Afrika'da savaş itirafı başlığını görüyoruz. 400 vekili kazansaydık böyle olmazdı diyen Erdoğan kendini ele verdi. Kaç gün önce söylenen. Acı üstüne acı, ana vatan Türkiye'de acı üstüne acı dedi Vatan gazetesi. Halkın Sesi, Narenciye'de yine tehlike uçanları başlığını kullandı bugün manşetinde. Detay gazetesinde harca harca bitmez başlığını görüyoruz. Asgari ücrete yapılan aylık 55 Türk liralık artış dün asgari ücret saptama komisyonuna yapılan tüm itirazlara karşın oy çokluğuyla resmen kabul edildi. Lüks tüketime zam yağacak. Star Kıbrıs'ın manşeti, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga'nın açıklamaları var. Ortam gazetesi Akıncı'dan çözüm için çağrı, güçleri birleştirelim. Bu mesaj Ortam gazetesinin bugünkü manşetinde yer aldı. Ve gazetelerin manşetlerine baktık. Sırada ön sayfa detayları var. Yeni düzenle başlayalım. Kapsama alanı parazitli başlıklı haber. Meltem Sonay'ın özel haberi, mobil telefonların adanın bütününde kullanılması için yakın çalışma sürüyor ama henüz birleşme için net tarih belli değil. Taraflar arasında mevcut siyasi duruma uygun herkesin kabul edebileceği bir formül üzerinden çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, sonuca ilişkin bir tarih vermekten kaçındı. Sadece mali değil, teknik ve hukuki boyutuyla da konunun detaylı ele alındığını kaydeden Toros, her iki taraftan operatörlerin katıldığı yakın çalışma modunun sürdüğünü belirtti. Tabii bu konuda bir şey söyleyeyim. Dün Rum basınında vardı. Dün akşam haberlerde verdik biz de. Bugünkü basında var mı bilmiyorum ama güneyde 4G için bir ihale süreci söz konusu. Türkiye'de 4.5G dünyada olmayan bir uygulama ama 4G ile 5G arası bir şey. 4.5G adını verdiler. Her neyse. Şimdi de Güney Kıbrıs'ta 4G süreci başlatılıyor ve 4G süreci başlatılırken güneyden verilen haberlerde oradaki herkesin, oradaki sektörün ve teknik ekiplerin ve karar vericilerin bir şeyin farkına vardıklarını gördük. Neyin farkına vardılar? 4G'ye geçemez güneyde şimdi istese de Kıbrıs Cumhuriyeti makamları. Neden geçemez? Çünkü havada, frekanslarda kuzeyden kaynaklı sıkıntılar var. Nedir bu sıkıntı? Uzunca bir süredir yetkilileri, KKTC makamlarını uyarmamıza rağmen bu konuda bir uzlaşıyla, bir geleceğe dönük planlamayla hareket etmek yerine günübirlik ve belirli makamların redci politikaları nedeniyle böyle ertelene yumurta kapıya geldiğinde mamurlayan bir vaziyette şimdi 4G, 4.5G neyse adı bu gerçekle karşılaştı. İlgili sektörler yani GSM sektörü. GSM sektörü bir taraftan güneyle roamingi, güneyle ya da işte bir şekilde cep telefonu görüşmelerini mümkün kılmaya çalışırken bir taraftan da 4G sürecini başlatmak istiyorlar. Çünkü çok ciddi bir yatırım ve karlar söz konusu bu sektörde. Ama Rumların tespit ettiği ve dünkü basına da yansıdığı gibi 4G'ye geçebilmek için önce frekansların temizlenmesi gerekiyor. Frekansların temizlenmesi gerekirken de kamuoyunun bilmesinde fayda var. 3 televizyon kanallı şu anda GSM için, 4G için ayrılacak bantta yayın yapıyor. Ve bu 3 Kuzey Kıbrıs'tan yayın yapan kanaldan biri de Kanal Sim. Diğer ikisini de söyleyeyim. Biri BRT'nin, biri de AS TV'nin.
Dolayısıyla karasal analog yayın dediğimiz normal antenle alınan bu yayınların bu 4G yayınlarına, 4G iletişimine imkan vermek için temizlenmesi gerekiyor. Peki temizlerken bu frekansları siz televizyon yayıncılığıyla ilgili ne düşündünüz? Ne planladınız? Ne yaptınız? Uyarılara ne kadar kulak astınız? Ne kadar dinlediniz? Ve dinlediğiniz hangi kulağınızdan girdi, hangisinden çıktı? Şimdi diyecekler ki ilgili kurum, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu BTK günü geldiğinde bu kanalları oradan çıkarır ve başka frekanslara atar. O kadar kolay mı? O kadar basit mi yani bu ülkenin yayıncılığı? O kadar zor mudur yayıncılığın önünü tıkamayacak? Zaten tıkanmış, haksız rekabetten ezilmiş Kıbrıs Türk Televizyonları'nı yeni bir sorunla karşılaşmadan ve önerileri de defalarca yapılmış olmasına rağmen hiç bu kadar sosyal diyalogsuzluğun olduğu, kimsenin kimseyi dinlemediği, dinlermiş gibi yaptığı ama sonuçta da büyük şirketlerin, büyük kar getiren kesimlerin lobisiyle hareket ettiği ve bu lobilerin başka başka akıllara sorular getirdiği ve diğerinin altında kalanın da boynu kopsun dediği bir düzende elbette ki söyleyecek daha çok sözümüz var. Rumbasında yansıdı. Şimdi umarım ki paçalar tutuşur ve bu ülkenin televizyon ve radyo yayıncılığı da akıllara gelir. GSM operatörlerinin gailelerinden birazcık kurtulur devleti yönetenler, hükümeti yönetenler ve artık öngörülerin ışığında, bilimin ışığında ve teknik insanların öngöreceği hedefler ışığında hareket edilir. Dolayısıyla ne kadar sizi gailesi tuttuysa televizyonların, televizyonların da gailesi o kadar tutacak sizi, haberiniz olsun. Karşılıklıdır çünkü bu işler. Evet, kapsama alanı parazitli konusu bu işlerin bir parçası. Her iki taraftaki de büyük uluslararası GSM operatörleri bu konuda lobi üstüne lobi yapıyorlar ve onların lobisi elbette ki diğer bütün kesimlerin sesini unutturuyor. Yetkililer de, bürokrasi de, siyasetçi de bu oyunun parçası oluyor. Hepiniz bu oyunun parçasısınız. Bunu ben açıkça bir kez daha söyleyeyim. Detay isteyene detay da verebiliriz. Bütün televizyon yöneticilerinin bu konuda çünkü canı yanmış durumda ve daha ağırını da duymak isterseniz söyleriz. Diğer haberlere bakalım. Uçan Ok konuştu. Hepsi beni dövmek için geldi demişti. Mausa'daki mafya hesaplaşması konusunda. Mimosa Otel davasında ağır amiri başvurusu geri çekildi. Dayı alışveriş merkezi davası bugün başlıyor. Ve Mausa'da turizm için proje hazır ancak gözler barikatta. Mausa inisiyatifi aktivisti Merkan Hamit, Mausa'nın ekonomik darboğazından kurtulması için Derine kapısının açılması gerektiğine vurgu yaptı. Mausa için kuzeyden ve güneyden iki derneğin birlikte yürüttüğü Renewal projesini yeni düzenle paylaştı. Üretim, kalkınma ve sürdürülebilirlik için proje hazır dedi. Ve kırboğa kalp krizi sonucu özlem başlama beyin kanamasından hayatını kaybetti. İki acı ölüm haberi var bugün gazetelerde yine. Yeni düzenin sonrasında Kıbrıs'ta devam ediyoruz. Sırada Kıbrıs gazetesi var. Türkiye yasa başını görüyoruz Kıbrıs gazetesinin bugünkü manşetinde. Türkiye'de ard arda gelen terör saldırıları ve kısa sürede çok sayıda şehit verilmesi halkta korku, üzüntü ve öfkeye neden oldu dedi Kıbrıs gazetesi. Toz bulutları hayatı felç etti. Libya, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri son 3 gündür Kıbrıs'ı etkisi altına aldı. Dün özellikle Lefkoşa'da sınırın 50 kat üzerindeki toz yoğunluğu vatandaşlara çok zor anlar yaşattı.
Güzellikte şehir merkezinde 5-6 kişi arasında çıkan kavga sırasında silah sesleri duyuldu. Yaralı bir kişi kaçarken görülse de hastaneye başvuran olmadı. İki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi. Okullarda eksik çok. Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullar gelecek hafta eğitime başlamaya hazırlanırken öğretmen Ersin Lifesi 61 okulun öğretmen eksikliğinden bina tadilatına kadar bir dizi sorunu olduğunu bildirdi. UBP iyice karıştı. 5 başkan adayının ardından UBP Mausa ilçe başkanı Resmiye Can Altay'da başkan Özgür Gün'e sert ifadeler içeren bir yazı göndererek partiye yapılan üyelikler konusunda itirazla bulundu. 6 olmamış mıydı? Aday? Yoksa 5. 6. Zorlu Töre 6. Evet, sayalım yani. Hüseyin evet. Özgür Gün 1. Ünal Üstel 2. Ersin Tatar 3. Ersan Saner 4. Nazım Çavuşoğlu 5. Zorlu Töre 6. Zorlu Töre'yi saymadık mı başta? Yok saymadık. 6 diye biliyorum. Ben 6 6. Yanılıyor muyum bilmem. Ama bunun dışında var mı haber? Göz atalım. Ve Resmiye Can Altay'ın Başkan Özgür Gün'e sert ifadeler için bir yazı göndererek partiye yapılan üyelikler konusunda itirazlarda bulunduğu haberi yine birinci sayfadan aktarılan bir haberdi. Toplum liderleri ve dini liderler buluşuyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'yla Resulüm lider Anastasiyades yarın Kıbrıs'taki 5 dini liderle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı iki toplumunda gönül huzuru içinde onaylayabileceği bir çözüm istediklerini yeniledi. Çözüm için var gücümüzle uğraşıyoruz. Diğer haber başlıkları da yine iç sayfalardan aktarılan haberlerin detaylarını da bulabilirsiniz. Türkiye Kan Gölü hadisinin bugünkü manşeti. Dağlıca'da teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 16 askerin cenazesi daha evlerine gönderilmeden dün Iğdır'da 14 Tunceli ve Mardin'de ise birer polis şehit olduğu denilmiş ve 2 günde 32 şehit olduğunu söylüyor hadis. Tabii Türkiye'nin ana akım medyası şehit haberleriyle dolu. Alternatif medya ise karşı taraf diye nitelenen ve PKK'lı diye nitelenen ama sonuçta insan evladı olan anadan doğma, babadan olma sevdikleri ile sonuçta insan olan onlarca insanın daha öldüğünü haber veriyor. Ve başka bir histeri ortamı patlak verdi kuşkusuz Türkiye'de ve bu histeri ortamının 10 yıllar boyunca kin tohumlarını yeşerteceğine şüphe yok ne yazık ki. Mesela HDP'li bütün noktalar, ilçe binaları, örgüt binaları, HDP'li insanların iş yerleri saldırıya uğratılıyor. Buydu belki hedeflenen ilk günden itibaren HDP eşittir PKK algısı yaratıp HDP'yi siyaseten aşağıya çekmek ve eğer siyasette bu başarıysa hedef gösterip insanlara gidin yok edin mesajı vermek başarıysa birileri başardı bunu ve bu başarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilemekten başka yapacak bir şey yok. Ama kuşkusuz Selahattin Demirtaş'ın bu ortamda bile Türk-Kürt çatışmaktan uzak durmalıyız mesajı veriyor olması ve kana kan, intikam, intikam diye naralar atılırken hatta gördüm sosyal paylaşım sitelerinde dün akşam tüyler ürperten bir manzume yayınlandı. Bir metin yayınlanıyor ve buna imza atanlar var Kıbrıs'tan da. Diyor ki İngiltere'de güya IRA örgütü yani İrlanda Kurtuluş Örgütü böyle ezildi diyerek bir örnek veriyor. Gördüğü her İralıyı İngiliz kesmiş, öldürmüş, bağlantısı olanları yasaklamış, onları hapse tıkmış. Öyle bir hikaye yazılmış. Öyle bir şey olmadığı gibi İRA ile mücadelede. Bunu söylemek, mesela ilgili yayın organlarının derhal kapatılması vesaire de dahil olmak üzere hepsinin başını ezin mesajları dolaşıyor. Faşistsiniz siz. Yani bunları yayanlar ve bunlara inananlar faşistin Allah'ıdır. Dolayısıyla açık açık söyleyeyim. Bu insanlık suçudur sizin söylediğiniz.
ötekileştirmek, başını ezin demek bu kadar kolay mı? Ve sakın ha, bu ülkede de Kürtler de yaşıyor. Bu ülkede de kökeni, dini, dili, ırkı farklı insanlar yaşıyor. Herkesin doğduğu mekan ve doğduğu ülke ve doğduğu etnik grup kendi elinde değildir ve bu bir insan hakkıdır sonuçta. Kendi diliyle büyümek, kendi kültürüyle büyümek. Sakın ha, burada da benzeri hedef göstermeler yapmayın. Çünkü bu toplumda bir kere hem böyle bir alışkanlık ve huy yoktur, hem de çok ters ve sert tepki görürsünüz. Ona göre böyle faşist görüşleriniz varsa ortalığa da yaymaktan uzak durun. Çünkü faşizmin Hitler'le bu sizin yaptığınız arasında hiçbir farkı yoktur. Eğer faşist olarak sadece Hitler yaşadı bu dünyada zannederseniz, yok, çok Hitlercikler var. Dolayısıyla ufak Hitlercik olmayasınız aklınızla. Şu anki üye listesi şaibelidir diyor Nazım abim. Birazdan stüdyoda olacak. UBP Genel Başkanlığı'na aday olan Nazım Çavuşoğlu, kurultayda oy kullanacak üye listesinin şaibeli olduğunu söyledi. Genel Başkan Özgür Gün'ü tüzüğü kendi çıkarına kullanmakla suçladı. Çavuşoğlu, Genel Başkan Özgür Gün'ü yapılan ikili görüşme ve konuşmaları etrafta anlatmakla suçladı. Çavuşoğlu, Genel Başkan güvenip de bir sırrımızı ve derdimizi paylaşabilme şansımızı elimizden aldı. Ne zaman bunu tekrar deşifre edebileceğini bilemiyoruz dedi. Ne söyledi ki Hüseyin Özgür Gün? İkili konuşmaları diyor, onda bunda konuşur. Onun için diyor, yani dostça oturup konuşamıyoruz yani. Şimdi yani böyle bir şey olduysa tabii ki ayıp. Yani ikili konuşma eğer dışarıda anlatalım diye bir uzlaşı yoksa anlatılmaz. Anladır mısın sen? Böyle iki dost. Anlatmamak lazım. Sor ama yani bugün Nazım abime neyi anlattı? Neyi söyledi kendine de neyi anlattı? Hangi İstedim. Sırrını? Söz söylemeyi isteyip. Yok yani ne bileyim. Şaibelidir diyor üye listesi. Toz gitmiyor, çile bitmiyor. Suriye, Akdeniz ve Kıbrıs'ın üzerini kaplayan toz bulutları hala dağılmadı. Meteoroloji dairesi rüzgar ve yağmur beklenmediği için toz bulutunun etkisinin 3-4 gün daha sürmesinin beklendiğini açıkladı. Kaldıramayız. 3-4 gün daha fazla. 3-4 gün daha kaldıramayız. Yok. Yani bir şey yapılsın. Ne yapılabilir? Hadi. Evet, şimdi su. Gökyüzünden su. Yeniden alacak gibi değil gerçekten. Gökyüzünden su ne? Bitir cümleyi. Ne yaparlarsa yapsınlar, temizlensin. Artık her tarafı turuncu görmekten sıkıldım. Kaldıramıyorum yani. Yani ne yapılabilir? Böyle dev ventilatörler satın alıp... Ventilatör değil, o tozları temizlemek kötü. Tabii siz rahat. Şimdi konuyu dağıtma. Yani, şimdi sen öneri yani geçin. Elinde balkonları yıka, dön arkanı, gir içeriye. Çık 2 dakika sonra gene turuncu. Bekle dağılsın da sonra yıkan. Sonuçta zaten sürekli yağmur çamur tamam, ya. Tozlar ne olacak? Kapatacaksın camları, pencereleri. Tabii evin içinde yok çünkü. Evin içine girmeyecek. Giriyor. Tamam, masayı sil. Tamam, sen evi hallet. Bildiğin kahverengi en koyusundan ya da evi sil. O çıkan su nur rengine bir bak. Tabii yani, şimdi sen dağıt şeyi bul, ne yapsın hükümet ne yapsın onu söyle. Onu da çözsün, bilemem. Ben derim ki büyük ventilatör alsın, çok büyük ve bu konuda iki toplumlu proje geliştirilsin. Bulutlarla ilgili bir direkt projen senin. Tabii böyle işte ventilatörleri de çalıştığında bulutları dağıtsın mesela. Güneye püskürtelim bence bunu. Mesela yağmur bombası atılabilir. Ama yağmur bombası atmak için lazım bulut olsun. Bulut olmadan yağmur bombası atsan ne, atmasan ne? Yağmur duası. Yağmur duası olabilir. Bak bunu sen organize et. Zaten tamam. Falında bugün ne çıktı birazdan bakacağım ama yani böyle işlere yatkın olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla senin duaların tutabilir. Oycan da mesaj atmış tabii. Bu arada yönetmenimiz Yağmur Duası, o da yazmış. Hı. İşte bak bir tane daha buldum. Duacı. Ama yöntemi var diyor. Hı, nedir?
Yani yağmur doğasının bir parçası olarak. Yani espri falan değil yaptığı, ciddi. Şeftaliye fazla gelirmiş yağmur. Evet, siz yani, siz iyiden böyle artık sonumuzu ben artık Allah hayır etsin derim. Benim şeftali hasta yesek sevgili hocam. Evet. Konuyu dağıttınız. Ben evet. Dağıttık dediğimiz itiraf et işte. Yani bildiğimiz için senin şeftaliye dokunamadığını, çala ile ilgili de aynı kaygın vardı. Hatırlarım çala dönemi geldi. Senin için neredeyse o tüysüz olan çalalardan da geldi. Ama sırf görmemek için mutfakta bıraktığını unutmadık. Sonradan masaya geldiğini. Senin de zayıf yanın şeftali. Evet. Ben kulaklarım ağırdır. O yüzden duymamaya devam et. Bugün duygusal hayatınızda fırtınalı bir gün yaşayacaksınız diyor falan. Dağıtır mı? Toz bulursunuz. İşte bu fırtına belki şey de dağıtır. Neyse ben sizin sağlığınıza duacıyım. Siz de yağmur duasına çıkın hocandan ve belki dağılır bu bulutlar. Çünkü gerçekten de perişan olduk. Eğitim yine sorunlu başlıyor. 2015-16 eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül'de başlıyor ancak buna rağmen okullardaki müdür muavini, öğretmen kadroları hala tamamlanmadı. Ayrıca birçok okulda altyapı ve tadilat çalışmaları da devam ediyor. Şimdi bu dejavu da değil artık. Yani mesela geçen seneki haberin aynısı copy paste yapılsa aynen yazılmış olabilirdi. Yani dolayısıyla bu haber çok fazla bir etki yaratmadı kimsede. O yüzden üstünde de durmadım ama özel okullarda dün sıkıntılar vardı. Bu özel okullar kamuoyunda çok fazla konuşulmuyor. Çünkü özel okullarda sendika yok. Oradaki çalışanlar örgütsüz, sendikasız ve orada parasıyla çocuklarını okutan insanlar da çok fazla şikayetçi değiller ama dün bir okulda yaşanan sıkıntıyı birebir dinledim birkaç arkadaştan. Hem sınıflardaki karmaşa, sınıfların dağıtılması, altyapı eksiklikleri, sıcak odalar vesaire bunlar çok fazla konuşulmuyor. Biz başka bir şey daha sadece gösterileni gösterileni görmek, söyleneni duymak, gösterilmeyeni görmemek, duyulmayanı yok farz etmek bu ülkeye artık alışkanlık haline gelmiş bir algı biçimi ve tabii örgütlü olan yerlerden sesler çıkıyor. Ne kadar haklı ne kadar haksız tartışması bir tarafa. Durum bu. Biz gene masayı sandalyeyi bitmeyen okulu atanmayan öğretmeni konuşuyoruz da yazıktır bu ülkenin çoluk çocuğuna, nesillerine gerçekten ülkenin eğitiminin ne işe yaradığını hala daha bir cesur yürekli çıkıp ben bu sistemi değiştireceğim demiyor. Hala daha aynı hamam, aynı tas. Biz bu sistemi sürdürelim de senenin başında sendikayla kapışırsak öğretmen atandıydı, atanmadıydı. Açık vardı, yoğdu, tamirat bittiydi, bitmediydi tartışmalarının içinde biz sadece makyaj kısmını tartışıyoruz, özü bir tarafa bırakıyoruz. Ben de buna isyan ederim arkadaş. Yani bardonluk bir durumumuz var. Gerçekten herkes mutluysa bu sistemden demek ki bizde bir tuhaflık var. Demek ki yani üniversite diploması dolu bu memlekette işsizlik almış başını giderken herkes kara kara düşünürken benim çocuk aldı diplomayı iyi güzel de ne yapacak bu memlekette çeksin kaçsın algısı varken demek ki biz insanları anlayamıyoruz. Evet. Yani anladım ki susmaya niyetin yok. Getir hocam şeftaliyi ki araya girip söyleyebilelim bir şey. Dövizin yükselmesiyle birlikte şeftali mi var o tarafta? Dağılma. Yok hocam stüdyoya girersen ne savurduracağım ben de ona baktım buldum. Evet, hocam o zaman can güvenliğini sağlayıp girsin stüdyoya. Evet. Ama dövizin yükselmesiyle birlikte insanlar çocuklarını daha fazla devlet okullarına, bazı devlet okullarına özellikle kaydettirmeye çalışıyor. Bazı okullarda yığılma da olacak. Böyle bir sorun da var. Yani çocuğun artık
döviz üzerinden okutamayacak olan aileler de var. Bu yüzden çocuğunu alan bulunduğu okuldan aileler de var. Ve bazı okullarda da yine zaten yığılma olan bazı okullarda da yığılma olacak. Konuşalım bunu. Evet, durum bu. Savaş itirafı. Buyur. Okuyalım mı? Yok, istersen yaz. Okumaktan daha iyidir yazmak. Afrika ile devam ediyoruz. Savaş itirafı 400 vekil kazansaydı böyle olmazdı diyen Erdoğan kendini ele verdi diyor Afrika gazetesi. Fotoğraflar da var. Kürt köyleri Arabiye çevrildi seçimlerden sonra meydana gelen olaylarda. Aralarında çocukların da bulunduğu birkaç yüz kişi hayatını kaybetti. Olayların daha da büyümesinden endişe ediliyor. Dün Mausa'da ülkücüler de bayraklı pankartla gösteri yaptı ve PKK'yı lanet diyerek orduya destek belirtti. Burada dikkat edin. Kimliği yapacaksa ki bu gidin de kendi ülkenizde bir başka insanı ötekileştirin, onların canıyla uğraşın demek değildir bu dediğimin, ama burada yapmayın. Burada kimse herhalde göz yummayacak buna diyeceğim, ama o kadar çok olay biliyoruz ki ülkücüler ve Kürtler arasında yaşanan, günün sonunda faturanın kime kesildiğini, kimlerin sınır dışı edildiğini de biliyoruz. Evet, vatanın gündeminde de Türkiye var. Acı üstüne acı manşetini atmış. Anavatan Türkiye'de acı üstüne acı, terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonucu 3 günde 32 şehit verildi. Şehit Er Allah Verdi Kılıç anıldı. 19 yıl önce güvercinlikte nöbet beklerken şehit olmuştu. Sabırlar diliyoruz Allah Verdi Kılıç'ın ailesine, yakınlarına. Yakın Doğu Hastanesi ambulans sayısını ikiye katladı. 4'ten 9'a yükseldi ve toz bulutu 3-4 gün daha sürebilir. 1730 liralık asgari ücret aynen kabul edildi. Güzelyurt'ta silahlı kavga çıktı dün akşam. Güzelyurt'ta bu sefer silahlar konuştu. Buyur. Yok, alerji midir? Ambulansı duyunca merak ettim. Yani alerji gibi bir şey midir senin? Hangisi? Şeftalidir. Yok, huysuzluk. Yani yenmek lazım ama. Yani şey değil, gerçekten. Yani bu konuda beyinde bir araştırma yaptıysa bilim insanları, sigarayı bırakma gibi. Evet. Yararlanalım. Bence yapılması lazım. Yani kimisinin limona var. Evet, sütü olanlar da var mesela. Yok ama öyle değil, yani göremem değil. Kaymağını, midem bulanır kaymağını gördüğüm zaman. Benimkini midem bulanır. Süt şeyde, yoğurtta da öyle aynı şekilde. Eğer sen yersen, o sütten içersen örneğin, kaymaklı, yüzüne bakmam. Yapacağım o. Ama onun dışında bir şey yok. Yani bir rahatsızlığım yok. Yani yenmek lazım gerçekten. Nedir o? Şeftalinin kabuğu. Görmem onu öyle nektarın. Sormadı mı? Dün yapma da zaten ince ince ayıklamış. Yani nektarındır o. Şeftali haninden de çıkmış. Evet. Yani, bundan güzel şey olurdu, macun olurdu. Duryanım bundan macuncuk yap da yiyelim. Şeftaliden. Ha ne var? Şeftali macunu. Yani ilk defa reçel. Tamam. Reçel yani. Hayır, macun. Macun dediğim şey. Evet. Buyur, sen devam et. Peki, ben devam edeyim ama bu arada herhalde sen yine buradasın. Kısmete bağlı artık. Evet. O zaman çift kamera devam etsin sevgili hocam. Ki gidişanlı olursa yer kaçırmayalım. Evet. Halkın hocam sesiyle... stüdyoya birazdan girecek ama çıkarım artık, bilmem. Şiddet. Kadına şiddet. Evet. Bu tür alerjik vakalarda şiddet şey olur. Alerjik değil ama sen öyle dedin. Alerjik olmadığını söyledin. Ya işte şey anlamında. Reaksiyoner anlamında. Evet. Peki, Halkın Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Narinciye'de yine tehlike çanları. Bak, iki limona karşı bir şeyin yok. Fotoğrafta herhalde portakal değil gördüm. Sarı renk görünüyor, eğer renk öyle çıktı. Limonun tüyü yok ki. Portakal, hayır, basının da limonu var. Tamam, yani benim öyle bir şeyim yok. Evet. Ama onun da var, örneğin gazeteye bakmasın mı var diye.
Narenciye'de yine tehlike çanları çalmaya başladı. 25 bin tonlarda olan limon rekoltesi 4 bin tonlara, Greyfurt'sa 40 bin tonlardan 4 bin tonlara düştü. Narenciye Üreticileri Birliği yetkililerin dış pazar bulmak için aşırı gayret göstermelerini istedi. Tozlu hava hastalık saçıyor. Kıbrıs'ın tamamı toz altında kaldı. Meteoroloji Dairesi tozun bugün de etkili olmasını beklediklerini açıkladı. Bugün gidecek de hani. Türkiye'de son 3 günde bizi çok sevdi. Şehit verildi. Çok sevdi evet. Toz. Tarifsiz acı başlığıyla aktarıldı. Türkiye'de insanların hayatını kaybettiği, kışkırtmaların devam ettiği bu süreç ne yazık ki. Güzel Yurt'ta silahlar konuştu. Bir diğer başlık az önce aktarmıştık detayları. Ve Detay gazetesi harca harca bitmez diye manşet attı. Asgari ücrete yapılan aylık 55 liralık artış, dün asgari ücret saptama komisyonuna yapılan tüm itirazlara karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Vatandaşların, özellikle sendikaların yaptığı tüm sert eleştirilere ve itirazlara karşın asgari ücret dün asgari ücret saptama komisyonu tarafından resmen onaylandı. 1 Eylül'den itibaren geçerli 55 lira artış önce Bakanlar Kurulu'ndan geçecek, ardındansa resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen devreye girecek. Bir basın mensubunun, siz başbakan olarak dün de asgari ücretteki 55 liralık artışı sindirebildiniz mi sorusu üzerine Başbakan Kalyoncu, asgari ücretin hesap kitap neticesinde ortaya çıktığını savunmuş ve yasalar ve kurallar bizi bağlıyor. Ben solcu bir insan olarak başbakanım, bana 55 lirayı içinize sindirdiniz mi diye sorulduğunda zoruma gider çünkü tabii ki yeterli değil ifadelerini kullanmıştı diye hatırlatma yapıyor Detay gazetesi. Bu hatırlatmaya neden gerek duyulduğunu doğrusu merak ettim. Böyle Amerikan esprisi gibi çok fazla tutmadı açıkçası. Sonuçta o gün üzerinde konuşulmuş, tartışılmıştı bu mevzu. Evet, asgari ücret harca bitmez. Bu toplumda ekonomiyi başka taraftan bakmak ve ekonomide başka ufuklara yelken açmak gerekir. Çünkü bu model sürdürülebilir bir model olmaktan çoktan çıktı. Taşeli'de işbaşı, Devişe bağlı Emek İş Sendikası'nın Taşeli'de sürdürdüğü süresiz grevle ilgili taraflar arasında uzlaşı sağlanması sonrası 15 gün süren grev dün sona erdi ve çalışanlar işbaşı yaptı. Emek İş Başkanı Koral Aşam, grevin başarıyla sonuçlandığını ve kazananın emek olduğunu açıkladı. Dün Koral Aşam öğlen postasında mailin konuğuydu. Mimoza Otel Yakın Doğu'nun olduğu Mimoza Otel'in satışı veya uzun süreli kiralanması veya ihtiyaç sandığı dairesiyle ortak işletilmesiyle ilgili olarak 3 Haziran tarihinde ihaleye çıkıldı. 15 Temmuz'da kapanan bu ihale, teklif veren tek firma olan Niarist University Limited'e 2 milyon 10 bin sterlin bedel karşılığında satıldı. Evet, üzerinde çok konuşulabilecek bir mevzu ama şimdilik konuşmayayım. Türkiye'de kan durmuyor. Liderler dini destek arayışında. Cuma günü dini liderlerle siyasi liderler, iki toplum lideri Lidra Palas'ta bir araya gelecekler. Peki ve, yağmur duası da yapalım. Evet, yağmur duası yapabilirler aslında ortak. Bu konuda papazla müftünün öncülük yapabileceğine inanıyoruz. Sonuçta Hristiyan'ın da Müslüman'ın da tek tanrılı ve aynı tanrıya taptığını unutmayalım. Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Evet. Ve TDP'de kurultay hazırlığı, Toplumcu Demokrasi Partisi 5. olağan kurultayı 6 Aralık Pazar günü yapılacak. İlçe kongreleriyle Gençlik Örgütü Kongresi ise kurultay öncesinde Kasım ayı içerisinde yapılacak. Kurultaya gidecek olan partilere TDP'de eklendi. Dün yapılan açıklamayla. Evet, Sıra Kıbrıs'la devam edelim. Sırada Sıra Kıbrıs var. Lüks tüketime zam yağacak dedi Hürrem Tolga. İstersen Şeftali'yi bahane göster. Neyi gösterirsen göster. Şeftali, daha zam olacaksa. Şeftali gidelim. Lüks mü? Yok değil. Onu bahane et. Yani gidelim hepimiz. Eğer daha da zam olacaksa. Ne demiş Hürrem abi sabah sabah? Bir bakalım. Moralimiz bozuldu ama. Evet. Yok, kötü bir şey söylemez.
Peki iyi söyler bakalım. Bakanlar temel gıdaya zam yapılmadı da lüks tüketime yapıldı söylüyor. Evet. Bakanlar Kurulu 90 gün süreyle döviz kurunu sabitleyerek temel gıda ürünleri kira sözleşmelerinde ve tapu aşağında önlemler alırken zamlar lüks tüketime giren içki ve sigaraya yağacak. Bu olsun diğerlerini alacağına, çocuğun alacağı içeceği süde olacağına, sigaraya olsun, alkol olsun. Öte yandan lüks tüketim grubuna giren ürünlerin yanı sıra dövizle borçlananlar da alınan önlemlerin dışında kaldı. Karar her alanda geçerli değil demiş aynı zamanda Hürrem Turga. Iğdır'da polise saldırı 14 ölü. Ortalık toz duman, Kuzey Kıbrıs'ta 2 gündür etkili olan toz zerrecikleri astım ataklarını tetiklerken vatandaşlar günü maske takarak geçirdi. Kimsenin mülkiyetle ilgili telaşa kapılmasına gerek yok dedi gazeteci Ali Tekman. 1730 Türk liralık asgari ücret aynen kabul edildi. Bir diğer başlıklı Star Kıbrıs'ta. Ortam güçleri birleştirelim dedi Akıncı. Çözüm için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs'ta çözüme ulaşılmasını sağlamak için yıllar içerisinde pekişmiş bazı pozisyonları yaklaştırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek iki toplumun da gönül huzuru içinde onaylayabileceği bir çözüme ulaşmak için tüm tarafların güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı gerek Kıbrıs'ın kuzeyinde gerekse güneyinde yaptığı konuşmalarda Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek bu doğrultuda mücadele için tüm taraflara güçlerini birleştirme çağrısında bulundu. Akıncı hedefini her iki toplumun da gönül huzuru içinde onaylayabileceği bir çözüm üzerinde mutabakat sağlamak olduğunu belirtti. Ancak yıllar içerisinde pekişmiş bazı pozisyonları yaklaştırmak için daha çok çaba, uğraş, iyi niyet ve anlayış gerektiğini vurguladı. Çözüm tek taraflı gelmeyecek. Eğer sadece bir taraf olumlu görür, diğer taraf bunu olumsuz görürse o zaman yine hedefe varmamış olacağız diye konuşan Akıncı, önemli olanın iki tarafı da tatmin edecek ortak paydayı yaratabilmek olduğunu söyledi. 14 yıldır bu yoğunlukta toza maruz kalmadık. Meteoroloji Dairesi 14 yıl önce en son böyle bir toz görüldüğünü duyurdu. Havadan toz yağıyor başlığıyla aktarıldı haber. Ve bir saldırıda Iğdır'da Türkiye'deki gelişmelerin sürmanşette değerlendirilen haber böyle. TDP Büyük Kurultayı 6 Aralık'ta yapılıyor. Değerli izleyenler, gazeteleri noktaladık. Sırada ne var? Spor sayfaları var. Evet, sırada şimdi boks, tekvando, judo, her türlü sporun yer aldığı spor gündemimiz var. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Sırada spor haberleri var ve spor gündeminde yeni düzenin öncelikli hedef yapılar diyen, altyapılar diyen Başbakan Kalyoncu'nun açıklamaları var. Kalyoncu ülke sporunun durumunu yeni düzene değerlendirdi. Altyapıları düzenleyip gerek bireysel, gerek kitlesel ve gerekse takım sporlarında gençlerimizin ihtiyaçlarını giderirken onların yeteneklerini ortaya koyacakları olanaklar sağlayacağız dedi Başbakan. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi içerisinde söz sahibi spor federasyonları olması gerekirken spor federasyonlarının dışlandığı ve bu şekildeki dayatmalarla bir yerlere varmaya çalışan bir yapı içerisine girdi dedi Başbakan. Kotak anısına ikinci kez 2. İsmet Kotak U14 anı futbol turnuvası kura çekimi gerçekleştirildi. Futbol Federasyonu'nda yenilenen tüzük gereği bir süre önce istifa eden kurullarda görev yapacak yeni isimler belirlendi ve kurullar gençleşti. Dava devam ediyor. Serdarlı'nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu aleyhine açtığı davanın görüşülmesine devam edildi ve Türkiye Almanya'yı da devirdi. 75-80 yendi Türkiye. Kıbrıs'ın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Lefke tam yol ileri. Süper Lig ekiplerinden Lefke yeni sezon. Evet. Afiyet olsun. Evet. Eski köye yeni adet getirdi arkadaşlar. Gavenin yanına Türkiye'de lokum koyalılar. Şeftali koyanı ilk defa gördüm.
Hoycan sizin köyden midir? Yok. Bu neredendir? Ne? Şefleri. Bu şey geleneği. Diriyatlam. Diriyatlam getirdi şefleri ama kadın tabii ki kendi için getirdi. Yemek için getirdi. Öyle kötü niyetle kullanılacağından haberi yoktu. He. Şefleri gidirken. Ama uyumadı yani şefleriyle galiba. Olur. Güzel olur. Tamam, çok seviyorsan sağ da getirsinler. Yok, sorun yok. Ben yiyebilirim şefleriyle, bir problemim yok benim. Galiba güzel. Afiyet olsun. Çok mersi. Peki, Kıbrıs'la devam ediyoruz. Lefke tam yol ileri, Süper Lig ekiplerinden Lefke yeni sezon hazırlıklarına Girne Malpas Otel'de girdiği kampla devam ediyor. Takımda gerçekleşen radikal değişikliklerin ardından takımın başına getirilen teknik direktör Bülent Aytaç, Kıbrıs gazetesine özel açıklamalarda bulundu ve yeni sezonda bambaşka bir Lefke izleneceğinin sinyallerini verdi. Bakalım nasıl bir Lefke olacakmış. Haladis, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yenilendi başlığını attı. Federasyonun yeni çalışma usul ve esasları tüzüğündeki tüm kurullar oluşturularak yönetim kurulu görev bölümü yaptı. Batur Alp genel sekreterliğe atandı. Enver Batur Alp ve Futbol Federasyonu'nda yenilenme Haladis'in manşeti. Hakemler de havaya takıldı. Futbol Federasyonu hakem atletik tesislerinin birincisini 15 Eylül tarihine erteledi. Federasyon kötü hava koşulları nedeniyle hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle ertelemeye gitti. Eşleşmeler belli oldu. 2. İsmet Kotak anı turnuvasında yakın doğu farklı kazandı 103-65. Partizan'ı 38 sayı farkla yendi. Rio'da hedefimiz altın madalya, Avrupa tekerlekli sandalye basketbol şampiyonası ikincisi olan Türkiye milli takımında oynayan ve bu sezon Galatasaray forması giyecek olan İbrahim Yavuz, Rio'da hedefimiz altın madalya dedi. Ve Türkiye'nin Panzer'i 80-75 yendiği duyuruluyor. Afrika'nın spor sayfasında Kıbrıs Futbol Federasyonu kurullarını oluşturdu başlığını görüyoruz. İsmet Kutak turnuvası kuralları çekildi. Göçmenköy halı sahası çiçekleniyor. Dairelerde yarı final işler belirlendi. Başlıklarının da detaylarını yine Afrika'da bulabilirsiniz. Vatan küçük kaymaklı umut vermedi başlığını attı. Merhum Yılmaz Balcanlısı'na düzenlenen turnuvanın final maçında ezeli rakibi Yeni Cami karşısında beklenenin altında bir mücadele ortaya koyan Yeşil Siyahlılar da özellikle Mustafa Yaşın Ses'in 90 dakika boyunca sahada yürüyerek futbol oynamasına büyük tepki geldi deniliyor. Hava kirliliği ertelettiği hakemlerin testini minikler mücadele edecek Fenerbahçe Futbol Okulları tarafından organize edilen minikler futbol turnuvası 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Ve Göçmenköy için el ele, Göçmenköy'e uzun yıllar her kademede hizmet eden ve son dönemlerde başkanlık yapan Ersan Karataş kulüp tesislerine adeta evi gibi bakıyor, çiçek ekerken görüntülenmiş. Başkan ve arkadaşları. Halkın Sesi gazetesinde Futbol Federasyonu yeniden yapılandı başlığını görüyoruz. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yeni tüzük gereği yeni görev dağılımlarını yaptı. Yönetim kurulunun altında federasyonun en üst düzey yöneticisi olarak genel sekreterlik görevine avukat Enver Baturalp getirildi. Detayın spor manşeti, vahşi koşunun ilk etabı yapıldı. Bir de vahşi koşu çıktı başımıza. Kıbrıs'ta çok uluslu bir grup koşu gönüllüsü sporcunun aynı çatı altında toplandığı Cyprus Trail Runners tarafından gerçekleştirilen vahşi koşunun yani Run Wild'ın ilk etabı geçen pazar günü yapıldı. Baftan Girne, Hedef Koşu'dan Larnaka'ya, Mavsut'tan Limassol'a, Kıbrıs'ın dört bir yanından gelen 64 sporcunun 10 kilometre boyunca ter döktüğü ilk etap Alev Kayası'nda koşuldu. Federasyondaki görev dağılımı sürmanşette girdi. Hakem semineri bugün start alıyor ve 2015-16 ve 16-17 sezonları isim hakkı sponsorluğu imzalandı detayın haberlerine göre. Star Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Neris Cup düzenliyor. Fenerbahçe geliyor başlığını kullandı bugün manşetinde. Diğer başlıklara da göz atalım. Dairelerde sıra yarı final heyecanında. Onun dışında karşılaşmalardan haberler var. Türkiye, Sırbistan, İtalya, Almanya, İzlanda, İspanya, Eurobasket 2015 listesi verilmiş. Ve Ortam'ın spor manşeti 7 ekip Kıbrıs Rallisi'nde yarışacak. Ve diğer başlıklar jeoloji, telefon, vergi, elektrik,
Hasan Ramadan, Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında çeyrek final maçları oynandı ve jeoloji ile telefon daireleri, vergi ile elektrik daireleri karşılaşacak. Değerli izleyenler, böylelikle gazetelerin spor sayfalarına da bakmış olduk. Sporsuz kalmayın, siz de kendi sporunuzu mutlaka yapın. Sporu da izlemeye devam edelim. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Spor gündemini paylaştık, sırada ekonomi var. Bank ekonomi haberlerini sunar. Genç Örgütler Platformu çözüm sonrasında bizi bekleyen riskler, fırsatlar ve öneriler paneli düzenledi. Sanayi Odası, Genç Profesyoneller Platformu, Genç İş Adamları Derneği ve Genç Müteşebbisler Derneği'nden oluşan Genç Örgütler Platformu'nun Lefkoşa'da düzenlediği panele konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti Ekonomi Komitesi üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Besim, Doktor Vargın Varil'in ve ekonomi süre rakipler katıldı. Panel Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber'in konuşmalarıyla başladı. Moderatörlüğünü Enginar'ın yaptığı panelin ilk oturumunda söz alan Profesör Doktor Mustafa Besim, Müzakere Heyeti Ekonomi Komitesi'nin görev ve sorumluluklarından bahsederek, ekonomi komitesi olarak iki kurucu devletin ekonomilerine ağırlık getirmeyecek etkin, dinamik bir federal yapı için çalıştıklarını söyledi. Panelin ikinci bölümünde de Doktor Vargın Varer, çözüm sürecinde bizi bekleyen fırsat ve risklere vurgu yaparak, güneye göre uluslararası iş tecrübemizin zayıf olduğunu ve rekabetçi ortama hazır olmadığımızı dile getirerek karşılaşılabilecek risklerden bahsetti. Ekonomisyen rakipler ise konuşmasında çözüme yönelik referandumun yapılmasının mantıklı olmadığını, mevcut düzenden ve ganimetten nemalananların objektif değerlendirme yapmasının mümkün olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk toplumu olarak özgüvenimizi artırmamız gerektiğini ve anlaşmadan korkmamamız gerektiğini vurguladı. Fikri Toros Başkanlığındaki Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sunat Atun'u ziyaret etti. Fikri Toros ziyarette yaptığı konuşmada Sunat Atun'a yeni görevinde başarılar dileyerek Atun'un bakanlığıyla yeni girilen evrim sürecinde ekonomik konularla ve ivedilikle uygulanacak politikalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi. Toros, Türkiye Kuzey Kıbrıs Ekonomi Programı'nın oluşturulması, çözüm süreci hazırlıkları, Avrupa Birliği uyum süreci gibi konularda Ticaret Odası'nın kendi bünyesinde kurduğu çözüm sürecinde Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Projesi'nin çalışmalarına başladığını anlatarak bu projeyle ilgili olarak da Bakan Atun'la görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sunat Atun da ülke ekonomisinin daha verimli hale gelmesinin ortak hedef olduğunu vurguladı. Atun, yatırımlar ve dış döviz gelirlerinin artmasıyla birlikte ülkenin ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesinin önemine değinerek bunun için hükümetlere ve iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirtti. 2016-2018 ekonomik programının hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Bakan Atun, Kıbrıs sorununun da önemine dikkat çekti. Atun, herkesin federal bir model altında güçlü kalıcı bir çözüm istediğini belirterek mevcut hükümetin güçlü bir çözüm iradesi bulunduğunu kaydetti. Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, yeni başlayacak narenciye sezonunda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Akçın, Tarım Bakanlığı ile hükümete ve dış ülkelerde görev yapan ticari ataşelere pazarlar bulunması konusunda büyük görevler düştüğünü vurguladı. Akçın, Rum tarafının da pazar sorunu yaşadığını ve bu konuda Avrupa Birliği'nden yardım istediğine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs yetkililerinin de hem Avrupa'da hem de Türkiye Cumhuriyetleri ile Arap ülkelerinde pazar bulmak için aşırı gayret göstermelerini istedi. Müzik
Kopbank ekonomi haberlerini sundu. Değerli izleyenler, şimdi de sırada dünya haberleri var. Dünya İngilizlerin gözüyle bakalım, İngiltere'de çıkan gazeteler ne yazdı bugün? Independent gazetesi, Kuzey Iraklı Kürt gençler PKK'ya katılıyor dedi. Ve şu detayları verdi. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, giderek artan sayıda Iraklı Kürt'ün ateşkesin bozulmasına ve Türk uçaklarının Kuzey Irak'taki hava operasyonlarına rağmen PKK'ya katılmaya başladığını yazdı. Gazetenin Kerkük Mahreşli haberi şöyle: PKK Türkiye'nin yanı sıra Amerika ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Ancak Kürt gençler IŞİD'le savaşta PKK'ya katılmak istediklerini söylüyor. Bu bir ölçüde yarı özel Kürdistan bölgesinde hükümetlerinin başarısızlığından kaynaklanıyor. Türk gençlerinin saldırısına uğrama riski Kürt gençleri caydırmamış görünüyor. Türkiye Kürtlerin iznini almadan 2011'den bu yana ilk kez Kuzey Irak'a kısa süreli bir operasyon için kara birliklerini gönderdi. Özel kuvvetlere bağlı iki tabur pazar günü Dağlıca'da 16 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıları bulmak için sıcak takip başlattı diyor. Ve buna etki tepki prensibiyle Kürt, Iraklı Kürtlerin PKK'ya girdiğini söylüyor. Hürriyet gazetesine yapılan ikinci saldırı hem Türkiye medyasından da aktaracağız, hem de İngiliz basına da yansıdı. BBC'deki haber şöyle: Hürriyet gazetesinin İstanbul Bağcılar'daki binasına ikinci kez saldırı düzenlendi. İçeri girmeleri son anda engellenen göstericiler taş ve sopalarla binaya hasar verdi. Bu zihniyet Madımak'ta, Sivas'ta aralarında bir sürü aydının, yazarın, akademisyenin bulunduğu insanları yakan yobaz kafayla aynı kafadaki insanların saldırısı. Türkiye saatiyle 20.30 sıralarında yaklaşık 100 kişi Hürriyet'in ön kapısı önünde toplandı. Girişte Çevik Kuvvet polislerinin durduğu eylemciler "Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" şeklinde tekbir getirdi. Az sayıdaki Çevik Kuvvet polisinin yetersiz kalmasının ardından sayıları artan eylemciler polis engelini aşarak gazete binasına ilerledi. Eylemciler güvenlik görevlileri ve polislerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Büyük maddi hasar var ve kimse gözaltına alınmadı. Evet, Gezi Parkı nedeniyle eylem yapan gençleri gazlı ve tomalı, su püskürtmeli, her türlü şiddet yöntemiyle savuşturmayı ve onları içeri tıkmayı başaran Türkiye polisi, iki günde ikinci kez basılan bir gazetenin merkezine yapılan olayla ilgili bir tek fail bulamadı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin düzenlenen ikinci saldırıyı CNN Türk'te canlı yayına anlattı. Polis yine yetersiz kaldı dedi Sedat Ergin. Yine kırdılar ve döktüler. Ben o sırada içeriye kaçtım, can derdine düştüm. 40 yıllık gazeteciyim, ilk kez can güvenliğimin olmadığını hissettim ve ilk kez korkup kaçtım dedi. Çünkü gözü dönmüş insanlar bu işi yapanlar ve Sedat Ergin insani olarak 40 yıllık gazetecilik hayatımda ilk defa korktum ve canımdan dolayı içeriye kaçtım dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV'de yayınlanan söyleşisindeki bazı sözlerin Hürriyet.com.tr'de veriliş şekline tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik bir grup, pazar günü Hürriyet gazetesinin binasına taşlı sopalı saldırı düzenlemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise pazartesi günü Hürriyet gazetesi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ve algı operasyonu yapmak iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Açıklamada soruşturmanın gazetenin Twitter hesabından atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dağlıca açıklaması, 400 vekil alınsaydı bunlar olmazdı mesajıyla ilgili olarak resmen başlatıldığı belirtilmişti. Evet, vahim ötesi bir durum var Türkiye'de ve her an herkes hedef gösterilebilir. Ve mülteci krizi Avrupa'da. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bugün Avrupa'da
yaşanan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mülteci krizine karşı almayı planladıkları önlemleri açıklayacak. Öneriler arasında 120 bin sığınmacının zorunlu kotalarla Avrupa Birliği üyeleri arasında dağıtılması da bulunuyor. 120 bin nedir ki? Bunların Suriye mültecilerin 1 küsur milyonu şu anda Ürdün'de, 2 milyona yakını Türkiye'de sığınmış durumda. 120 bini siz Avrupa Birliği üyelerine dağıtsanız ne, dağıtmasanız ne? Hafta sonunda çoğu Suriyeli binlerce göçmen Macaristan'dan yürüyerek Almanya ve Avusturya'ya geçmişti. Macaristan bu hafta sonuna kadar 40 bin göçmenin daha gelebileceğini açıkladı ve Başbakan Viktor Urban denen zatın da faşizan açıklamaları var bu konuda. Evet, birkaç bin alabileceğini söylüyor. Almanya 800 bin rakamını veriyor. Ve Türkiye medyasına bakalım. Türkiye'de çıkan gazeteler kuşkusuz Türkiye'deki iç savaşı adını koymadan, iç savaş var demeden veriyorlar. Cumhuriyet, Iğdır'da PKK tuzağı 13 şehit demiş, acı üstüne acı. Dikkat ederseniz Cumhuriyet bile artık PKK tuzağı, PKK terörü, şehit edebiyatının dışında kalamadı. Ve kalırsa zaten belki de bir başka saldırının odağı olacak. Bu yangını söndürün demiş sürmanşette Cinnet Ali ve Cumhuriyet gazetesi. Siyaset bugünler için var. Meclis de öyle. Meclisi, siyaseti, aklı selim sahiplerini acilen göreve çağırıyoruz diye bir baş yazı yayınladı ve bu Cinnet Ali'ni susturun dedi. Bütün yazarları da meclis göreve, barış ve umut. Rab Kabil'e dedi ki algı kılgı işleri, kaos, nedenler, nasıllar, şahinler, akbabalar, ölümcül nefretler, ortak ses, ne kadar az yalan ve kaosa doğru başlıklı yazılar bugün Cumhuriyet'in köşe yazarlarının yazdığı yazıların başlıkları. Hürriyet gazetesine bakalım. Saldırıya uğrayan Hürriyet, gözyaşlarıyla uğurladık manşetini attıktan sonra Dağlıca'da şehit edilen 16 askerin cenazeleri Van'da düzenlenen törenden sonra özel uçaklarla memleketlerine gönderildi. Gözlerini silen Davutoğlu'nun görüntüsü var. Tabii gözyaşı dökmek şimdi acıdan da gözyaşı dökmüş olabilir Türkiye Başbakanı. Algı operasyonu olsun diye de bu fotoğrafı yayınlatmış olabilir Türkiye Merkez Medyası ama Türkiye'yi bütün komşularıyla savaşa ve sorun yaşayacak noktaya getiren ideolojinin de babası aslında Ahmet Davutoğlu, Başbakan ya da Dışişleri Bakanlığı dönemi öncesinde unutmayın ki baş danışmanıydı Erdoğan'ın ve özellikle profesör olduğu dönemlerde yazdığı ve aslında Osmanlı'nın bıraktığı topraklarla iyi ilişkiler kurayım derken siyasette sıfır sorun yerine sıfır komşu bırakan zihniyetin de temsilcisi. Dolayısıyla yanlıştan dönebilmek için gözyaşı yetmez. Yanlış yaptık. Biz Mısır'da darbe planlamayacaktık. Biz Suriye'de Esad'ı devirmeye uğraşmayacaktık. Biz Sünniliği bölgede hakim mezhep kılmaya ve Osmanlılaştırmaya çalışmayacaktık. Ve Arap dünyasının Osmanlı fobisini, Osmanlı tepkisini iyi hesaplayacaktık demesi lazım. Bunları Profesör Ahmet Davutoğlu'na göndersin benim görüşlerim olarak buradaki istihbaratçıları ve desinler ki Kıbrıs'tan sana böyle bir eleştiri geldi. Türkiye'deki medya bunu söyleyemiyor, sadece gözyaşlarını söylüyor. Sayın Davutoğlu, keşke yanlış yaptık, insanları birbirine soktuk ve sınırın ötesinde de olsalar bu insanların akraba olduklarını unuttuk biz ve yanlış yaptık diyebilirsiniz.
Hürriyet'e ikinci saldırı Hürriyet Gazetesi'nin alt kuşaktan verdiği bir haber. Hürriyet Gazetesi pazar günü yaşanan dehşetin üzerinden 48 saat bile geçmeden dün akşam yeni bir saldırıya uğradı. Tekbirlerle bahçeye girdiler ve Ankara'daki matbaaya da saldırdılar. Yine yakalanan yok, gözaltı yok. Evet, susma sustukça sıra sana gelecek sloganını hatırlatmak isterim. Milliyet Gazetesi bugün siyah logoyla çıktı. Şehitlere saygı adı altında da bir duyuru yayınladı. Polis aracına bir ton bomba Iğdır'da. Erdoğan'ın 3-5 teröriste terk etmeyiz açıklaması komik ama trajikomik. Konu 3-5 terörist konusu olsaydı yıllardır teröristlerle ister korucu sistemi ister OHAL olan üstü bölge valilikleri ister tankı tüfeği ve uçaklarıyla bomba yağdırsın. Konu o değil. Konu bambaşka ve konunun etrafında dolaşmaya başladı yine Türkiye'yi yönetenler. Ve son olarak taraf 400 vekil için 250 can gitti demiş. Askeri istihbaratı çökertmişler. Genelkurmay elektronik sistemi çalışmadı. Ve AKP 3 liralık dolarla seçim kazanabilir mi diye soruluyor tarafta. Değerli izleyenler, İngiliz ve Türkiye medyasına da baktık. Dünya haberlerinin sonundayız. Dünya basınıyla birlikte sabah kahvesinin sonundayız. Az sonra Radyo Gazetesi ile karşınızda olacağız ve Radyo Gazetesi'nde konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Nazım Çavuşoğlu olacak. Soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabiliyorsunuz. Değerli izleyenler, bir sabah kahvesinin daha sonuna geldik. Yarın sabah 7.30'da yeniden ülke gündemini, dünya gündemini, sporu, ekonomiyi ve günlük yorumlarını sizlerle paylaşmak için karşınızda olmaya çalışacağız. Güzel bir gün diliyoruz. Dışarıdaki toz bulutuna karşı ve her türlü mikroba karşı, her türlü zararlıya karşı dikkatli olalım. Hayatın kendisi güzel ama sıkıntılarla birlikte var. Dolayısıyla bu sıkıntıları asgariye indirecek şekilde ve önce sağlık diyerek bakalım. Görüşmek üzere. Sabah kahvesi.